geldin asker, esas duruşunu göster. Saçın karışmış, merak etme hemen keserler. Sıkı koş, sıkı çalış, sıkı sarıl silah. Bütün bu insanlar gururla bakıyor sana. Kısa dönem, uzun dönem veya bedelli. Şafakla tanış, saya saya biter mi? 1-3, 3-5 gece nöbeti. Asker nöbet tutarken her yer güvenli. Okumuşu cahili, zengini, fakiri. Burada herkes öğrenir mutlak disiplini. Karada, karada, denizde ve havada. Denizde ve havada, her zaman ve her yerde. Su, su. Yaylalar, yaylalar. Yaylalar, yaylalar. Asker, uzun. Yaylalar, yaylalar. Sarışın, esmer, fark etmez. Yaylalar. Evren kurtarır. Eğitim koşu, yerlerde sürünür. Korkar sanma, senin için seve seve ölür. Nöbet kutsaldır, sen rahat ol yuvanda. Gece gündüz yaz kış, Mehmetçik hep ayakta. Beş mevsim sizden ayrı kalsam da şükretmeye öğrendim, ruhum hep yanınızda. Anne bunlar sayılı günler, üzülme döneriz. Biz devre devre gelip marşlarla gideriz. Hey! Küçücük kibritçi kız buz gibi havada tir 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 titremiş, donmuş, ölmüş. Uyuma Arız abi, donarsın donarsın. Ne yapıyorsun be? Ah be abicim ya, yani şu ceza kesinleşse de artık kurtulsam ya. Merak etme abicim ya, herhalde bugün yarın belli olur artık. Sıkma canını Seyficen, cezadır biter elbet be. Ya yok be abicim, ona sıkılmıyorum, şu para pul durumları. Eve birkaç kuruş bir şey gönderiyorduk. O da gitti. Ben dondum abi ya. Oğlum benim dolap bin fane dolu. Annem habire gönderiyor, al bir tane. Vallahi süper olur birader. Arzu abi, bende de fazla iç donu var. Anam diktiydi. Vereyim mi? Hmm. Bırak şimdi onlara dokunma. Onlar balayındalar. Ne var abi? Fazlaymış, paylaşıyor işte. Size de yaranılmıyor yani. Cemal, sen de fındıkları paylaşsana lan. Hmm. Sabah sabah sincaplar gibi kut 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 kut. Alın uşaklar alın. Çabuk çabuk saysınlar bizi. Acelem var. Ne be? Oldu. İstersen ben senin yerine bakarım. Ne acelem var oğlum? Oğlum müjde ne sözleşik daha. Telefonla görüşürüz yok. Al sen de al. Yok. Harılacım bu. Niye almıyorsun? Niye yemiyorsun? Yok. Ben diyet ettim, diyet eyledim. Hem sen onda kaç kolonu var biliyor musun? Babacanlar fırtına bu yandan ese ese geliyor, alarm uzun kabus. Bülük! Sabah sabah ne tarafından kalkmış kim bilir. Bunca zaman sizin yerinize herhangi bir odunu yontsam en azından adam gibi durmayı öğrenirdi. Bunları bir daha böyle görmeyeyim. Asker gibi olsunlar. Başçavuşum. Emredin komutanım. Askerleri görev yerlerine dağıtabilirsin. Emredersiniz komutanım. Zafer! Emredin komutanım. Naci! Emredin komutanım. Arka taraftaki binanın tadilatına hemen başlanacak. Şakir! Emredin komutanım. Mutfaktaki borular tıkanmış, onlar açılacak hadi. Komutanım borları ben açarım. Çok iyi yapıyorum o işi. İyi, öyle olsun. Şakir, sen de tadilata geç. Emredersiniz komutanım. Geçin yerlerinize. Hüseyin. Cengiz. Oh be, zor sıyırdım valla. Ne sıyırma ama. Aman iyidir, tekinsiz yer orası. Geçen devreden biri ölümden döndü. Nasıl becermiş onu, boya mı yemiş? Yok, tek başınaymış. Başına kalas düşmüş durduk yere. Sonra beyin kanaması, komaya girdi. Yani ölse şehit olur. Diyor ki... Sanki böyle üstümden bir şeyler çekildi. Yok, onun tansiyonu düşmüştür. Yok be abi, adamın beyni atmış.
Sağ ol, sabah sabah içimizi açtın yani. Fena değil, programa uygun gidiyoruz. Yalnız gece derslerine gereken önemin verilmediği anlaşılıyor. Bu akşamki gece dersine biz de katılalım. Hem Deniz Yüzbaşı da geliyor. Gece eğitimi mi? Ne oldu Asteğmen'in, bir sorun mu var? Yok, yok komutanım da. Yine dışarı mı çıkacağız? Biliyorsunuz ben karanlıkta kayboluyorum da. Biliyorum Kerim, biliyorum. Yalnız gece eğitimi değil, gece dersi. Hı. Yemekhanede yapacağız. Şey komutanım, ben katılmasam olur mu acaba? Neden başyavuşum? Haftalardır bizim hanıma sözüm var. Kayınvalideyi ziyarete gidecektik de. Tamam, Zeynep Hanım'ı fazla kızdırmamak lazım. Ben girerim bu akşamki derse. Sağ olun komutanım. Merhaba arkadaşlar. Sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol. Nasıl gidiyor Levent? Bir sorun yok komutanım. Programda geri kalındıysa yeniden düzenleyelim Üsteğmen'im. Program harfiyen işliyor komutanım. Oo, senin çiçekler yerlerini beğenmiş Deniz Yüzbaşım. Öyle komutanım. Levent Üsteğmen'in karşısında olunca boy attılar. Çocuklar, hafta sonu spora geliyorsunuz değil mi? Hı? Komutanım, benim hafta sonu için hanıma sözüm var. Kayınvalideyi ziyarete gideceğiz. Bu akşam mı gidiyoruz komutanım, yatıya. Komutanım, kusura bakmayın. Benim daha önceden programım var. Ben de biraz halsizim komutanım. Hem yarın nöbetim var. Görevimi aksatmak istemem. Komutanım, ben de çok isterdim ama başka zaman. Ne yani, kimse benimle spor yapmayacak mı? Alacağınız olsun. Ben de kızımla yaparım sporu. Bir dakika. Gülümse, çekiyorum. Teşekkür ederim. Keşke dükkana uğrasaydın. Fonun önünde çekerdik fotoğrafı. Aman boş ver. Zaten görevli panosunu asacaklar. Günaydın Fatu. Günaydın. Günaydın. Postalların hayırlı olsun. Sağ olasın. Efendim, 0 kilometre az da yakıyor. bugün kim olarak geldin? Revirci, gariban bir asker olarak geldim. Tabii eğer küçümsemez kabul ederseniz. Ha, sen revirci misin bir de? Ne yazık ki beraber çalışacaksınız. Yandık desene. Bakın melek hemşire, lütfen kalbimi kırıyorsunuz. Bunu bu kadar büyütmesek, sadece küçücük bir şakaydı o kadar. Ya ne demezsin Yüzbaşı Volkan? Alemsin vallahi Vedat. Hadi ben kaçtım. Bir kahve içseydik. Yok. Onun işleri vardır. Öyle değil mi Fato? Vallahi var. Suzi'yi bulmam lazım. Görüşürüz. 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 Muhakkak. Bir şey mi diyeceksin? Hiç. Siz çalışın. Kahve falan bir şey isterseniz ben buralardayım. Sağ ol. Kendi kahvemi kendim yaparım. Maşallah. Maharetli olmak güzel bir şey. Ben böyle bilirim, böyle gördüm. Alev hemşireye de kahvesini ben yapardım hep. Göz kararı süt ve tek şeker. Bazen de 5 şeker özel durumlarda. Ne geveze şeysin sen ya. Sen burada durmak zorunda mısın? Ne yapayım? Görev yerim burası. Tamam. O zaman sessizce dur bir kenarda. Hay. Size gebelik hakkında bir şey sorabilir miyim Melek Hanım? Ne o? Şimdi de gebe misin? Hayır, çok şükür ben değilim. Ama yakın birisi. Bizim asker arkadaşlardan birinin annesi 45 yaşında hamile kalmış. İşte bir şeyler olmuş. Çocuk 21 yaşında. Ve yeni doğacak olan bebeği kıskanıyor. Çocuk aslında iyi bir çocuk. Ama sıkıldım, kıskanıyor. Sıkıldım. Tamam. Şu raporları bölük komutanına götürsene. Emredersiniz. Of.
Vay be. Hiyerarşi. Yüzbaşıyken böyle demiyordun ama. Vedat, çık dışarı. Emredersiniz. Hey. Ya sen de ağlama anam gibimizde Züm ya. Patron şu sırasında kaç ay kaldı ki? Ulan dönünce bir güzel düğün ederim ki. Takmam mı? Hey, beşi bir yerde değil, altısı bir yerde takarım. Ağırlığınca takarım. Sen işte civele o. E yeter o kadar altın daha müjde. Ya bizim altınla mı bozdun? Ulan kapattım. Hayırdır babacığım? Gözüne altın bürümüş olan. Bak şimdi, bak şimdi bak. İnsan hiç sevdiğine böyle tavırlı edalı konuşur mu be? Yok yok, kesin telirdi bu kız. Ula hediye diye canımdan bezdirdi ya. Oo, sen de biraz kafayı çalıştır be çavuşum. Öyle lazım diye salma kendini. Bak babacığım, ufak tefek hediyelerle kızcağızın kalbini al be biraz. He. Ondan yani. He. Yok yok, Mucize öyle ufak tefek hediye istemiyor. Ula ağırlığınca altın üstüydü ha. Yok yok, sen anlamamışsındır oğlum. Kadın ruhu narindir, zariftir. Bak ben de Liz'in hani bu mübarek Noel bayramı yaklaşıyor diye hediye sormaya geldim mesela örneğin. He, bana mı soracaksın? He, yok artık. Oğlum 118'deki bayana soracağım. Hattı var bu işin. He, yok artık. Onlar nerede bilecek ola? Oğlum yani bir bayanın fikrini alacağım işte. Ne yapayım, ne yapayım? Deniz Yüzbaşı'yla Melek Hemşire'ye soracak değiliz herhalde. Hediye alayım ama param yok. Babam da göndermez. Ula ben fındık işini bırakıp daha mı zengin olsam? Vallahi sizden genelde müteahhit çıkıyor Cemal'im. Ha bir de son dönem popçu. Alo. Şiş. Bak 118 hanım. Bayan 118. Efendim benim bir sorum olacaktı. Şimdi benim bir Amerikalı kız arkadaşım var. Popçuluk iyi ama. Öyle esas prodüktör olmak lazım. Rahmetli İlmi Topaloğlu gibi arkadaki adam. Büyük prodüktör. Ula bir de çıkardığım kasetleri çok satsa. Bütün paraları ben toplasam. Ne? Ya 118 hanım yani alınmayın ama siz de çok kalpsizmişsiniz. Ne tek taşı ya kız kasa kaldı bir tane. Ne oldu şu an? Suratıma kapattı. Terbiyesiz. Ya efendicene ne alayım sevdiceğime diyorum. Tek taş pırlantalı diyor. Pırlanta diyor. Ölmüş bitmiş sevgi Cemalcan ya. Nerede o eski çam sakızı çoban armağanı? Gözlerini altı bürümüş ola bunların. Dikkat! Cemal, yine sözünle mi konuşuyorsun sen? Sakın bana yalan söyleme. Yarım saattir meşgul telefon. O da 118 hanımla konuşuyordu komutanım. Ne? 118 mi? Oğlum sapık mısınız siz? 118 bayanını niye rahatsız ediyorsunuz? Duygusal bir mevzu komutanım. Yeter! Kes! Bana bakın, kendinizi dövüşmeden çıkın dışarıya! Ana! Harabe lan burası. Bir çocuk aklıymış be. Ela buralarda açarım daha iyi be ya. Baktı burada hiç çok gelmedi. Akıllıymış. Ondan değil lan. Burası tekilsiz ya biraz, ondan gelmedi. Ne tekilsiz lan? Vallahi ben de bilmiyorum oğlum. Anlatıyordu birilerini ama tam anlamadım. Bir şey mi olmuş? Birinin beyni mi akmış? Öyle bir şeyler. Beyni mi akmış? Pekmez gibi yani. Ölmüş mü? Bilmiyorum ama ölmüştür herhalde. Aaa! Dedin oğlum sen! Atıyor oğlum, atıyor. İnanma. Atıyor değil mi? Ben bilmem. Beyni öyle aktıysa burada ölmüş demek ki. Hem neden kapalı kalsın bunca zaman burası? Neyse, size kolay gelsin. Yerim ulan sizin hikayenizi. Tabii ya. Hem beyin nasıl aksın oğlum öyle pekmez gibi. Olmaz. Oh. Olmaz değil mi? Of ya Suzi, kaç gündür düşünüyorum. Ben söylersem kesinlikle katılmaz yarışmaya. Ama baksana fotoğrafa, harika. Kazanma şansı var. Ya fotoğraf harika. Tüylerim diken diken oldu. Sen Seyfi'ye söyleme. Gönder bir fotoğrafı. Kızım kimlik fotokopisi ve imzası gerekiyor. İlla şart mı kimliği falan? Onu olmasa zaten yarışmaya kabul edilemiyor. Bence bir yol bulman lazım. Konuşurken cüzdanını falan istesen.
Ya da yaşına bakıyormuş gibi yapsam? Ya bilmem ki. Hadi diyelim kimlik fotokopisini hallettim. İmzayı nasıl alacağım Suzi? Hiçbir fikrim yok. Büyük ödül ne kadar? $3,000. Ne? $3,000 mı? Kesinlikle imzasını ve kimlik fotokopisini alman lazım. Neyse canım, ben gidiyorum. Araşırız. Görüşürüz. Gel. Deniz abla. Deniz abla. Seçmeleri kazandım. Ciddi misin? Evet. Bunlar senin için. Teşekkür ederim. Herkes çok beğendi. Hoca sende büyük değişiklik var dedi. Çok sevindim. Tebrik ederim küçük hanım. Küçük hanım mı? Levent Süleyman hep böyle roman karakteri gibi konuşur. Alışırsın. Neyse, babam beni bekliyordu. Sonra görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Ne tatlı kız. Kim? Suzi. Öyledir. Kahveniz komutanım. Sen maçta kafana mı darbe aldın oğlum? Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Rica ederim komutanım. Afiyet olsun. Başka bir emriniz var mıydı komutanım? Hayır Ferit. Sağ ol. Ara sıra ben de işlerim için Ferit'i kullanıyorum. Umarım sizin için bir sakıncası yoktur. Nasıl emrederseniz komutanım. Gerçi ikimizin işlerine birden yetişmesi zor olur biraz ama... İsterseniz ben size yardımcı olması için başka bir asker görevlendirebilirim. Çok zarifsiniz. Birini seçer size haber veririm. Gel. Komutanım Vedat revir raporlarını getirmiş. Gelsin. Buyurun komutanım revir raporları. Hayrola Vedat tökezliyorsun. Postal tuttu komutanım. Halsizlik ve baş ağrısı yapıyor ama birazdan geçer. Sen? Hayır. Hayır ben değildim komutanım. Bu bölükte bana benzeyen, çok benzeyen biri daha var komutanım. Odur kesin. Vedat. Sen sabahtan öğlene kadar revire bakıyordun değil mi? Peki öğleden sonra? Hiç. Kendimi ayırıyorum. Kişisel bakım, hobi saati falan. Vedat. Komutanım. Levent Hüseymen'im. Sizce bir sakıncası yoksa bu asker öğlene kadar revirle ilgilensin, öğleden sonra da bana yardımcı olsun. Vedat mı? Emin misiniz komutanım? Hı hı. İyi anlaşacağımıza eminim. Siz bilirsiniz komutanım. Duydun değil mi Vedat? Duydum komutanım. Emredersiniz komutanım. 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 Biliyorum Seyfi, borular patlamış. Borular mı? Hı. Patlamış mı? Komutanım ben başka bir şey konuşacaktım. Kısa mı? Evet. Hı. Bana kızgınsınız değil mi komutanım? Hepimizin iyi niyetini suistimal ettin Seyfi. Özellikle de Levent Üsteğmen'in. Komutanım. Durumu biliyorsunuz. Hepinizin durumunu biliyorum Seyfi. Senin durumunu biliyorum. Hamza'nın durumunu biliyorum. Tosun'un sıkıntılarını biliyorum. Ali'nin ailevi meselelerinin olduğunu biliyorum. Ve elimden geldiğince hepinize yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama bu dertler askeri kuralları ihlal etmesi için kimseye ayrıcalık sağlamıyor. Haklısınız komutanım. Ben sadece özür dilemek istemiştim. Askerlikte işler özür dilemekle olmuyor Seyfi. Bu kez dosya hazırlanacak. Bu işin askeri mahkemesi var, cezası var. Neyse, hadi bakalım. Sana kolay gelsin. Sağ olun komutanım. Girebilir miyim? Gel. Ama Suzi'yi de Seyfi'yi de görmedim. Ben zaten seni görmeye gelmiştim. Bir şey mi isteyecektin? Ya aslında evet. Ama zaten seninle uzun zamandır konuşmayı düşünüyordum. Boş ver. Ne istiyorsun onu söyle. Mehmet, saçmalamayı kesmeni istiyorum. Tamam, peki. Bak,
Seyfi senin arkadaşın olduğu kadar benim de arkadaşım ve daha fazlası değil. Ve şu an arkadaşımızın yardıma ihtiyacı var. Bir yarışma var. Ona katılacak. Kimlik fotokopisi gerekiyor. Ha, bu arada ödül 3.000 dolar. Ne? 3.000 dolar mı? Kimlik fotokopisi zaten var da başka bir şey lazım mı? Bir de imzası gerekiyor. Bu akşam gönderirsem anca yetişir. İmzaya bir bahane bulurum. Mehmet, bu arada en azından sonuçlar açıklanana kadar aramızda kalsın. Bilmesini istemiyorum çünkü. Hayal kırıklığına uğrayıp. Üzülmesinden korkuyorsun değil mi? Bittim abicim ben, bittim. Vay işte, eski patronum da burada. Nasılsın? Hiç, öyle bir dolanıyordum. Mehmet'i gördüm, uğrayayım dedim. Hah, Seyfi seni yakalamışken güzel kardeşim. Şuraya bir imza atar mısın? Niye oğlum şimdi boş kağıda? Vallahi Levent üsteğmen istedi. Onun işi belli mi olur abi? At işte. Allah Allah. Mahkeme dosyasıyla falan mı ilgili? Yok abicim, bu Levent üsteğmen beni kesin affetmeyecek, verecek mahkemeye. Bitmez abicim benim bu askerliğim. Bitmez! Ben Capitano Levanti'nin ters tarafına denk geldim. Cezayı al, parasız kal. Ah! Lan batsın bu dünya be! Hadi ben kaçtım. Görüşürüz, hoşça kalın. Bay bay. Görüyorsun değil mi? Bütün dostlarım da terk etti gitti beni. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Yok daha neler, acıların sayfası. İyileşmez tabii bacağım. Ben o kadar uğraşıyorum, sen bir yürüyüşünü bile yapmıyorsun. Yok yok, yaptım. Yaptım, şimdi dinleniyordum. Beni alakadar etmez. Ben hemşirelik görevimi yerine getiriyorum. Sporcu olan sensin. İster yap, ister yapma. Yaptım diyorum ya. Allah Allah. Lan bu da ayrı bir cins çıktı ha. Evet. Ya babacan, vallahi senin de işin zor ha. Şey diyorum be, işte bu kadınlar çapkınlık meseleleri filan ha. Ama vallahi saygı duymak lazım. Yani misal benim işte Liz var. Ben de ona bir hediye alacağım inşallah, ayıp söylemez. Ama ne alacağını bilmiyorsun. Ne alayım be? Şişt, sen bilirsin ha. Yani diyorum ki böyle çam sakızı, Noel armağanı bir şey. Bak şimdi. Senin durumun çapkınlık değil baba. O yüzden pahalı hediye falan işlemez. Sen kalbinden gelen bir şey vermen lazım. Ha, anladım ben. Yok öyle kalpten falan olmuyor işte. Kaza diyorsun değil mi? Yok yok ya. Diyorum ki bak böyle duygulu bir şeyler olsun ha. Yani misal belki görülebilir. Ha duyulabilir. Ne bileyim işte be. Ya bir şey de bana be. Senin işin zor baba. Ya tek taş yüzük, ya papatya. Gel çay ısmarlayayım sana. Yok, ben şeye gideceğim, kartopunun yanına. Ya çocuk tadilat yapıyor, yazık, karanlıkta bir yer. Ha, Ali anlattı, orada biri mi ölmüşmüş, birine bir şey mi olmuşmuş? Şehit mi düştü dedi, koma falan dedi. Sonra bir ara yatır dedi. Allah Allah, nasıl be? Şeyden, Kurtuluş Savaşı'ndan falan mı kalmış acaba ha? Öyle bir şey işte, hadi görüşürüz. Huylandırdı o. Bak, burayı sıvarken şunu biraz daha yatay tuttum. Daha pürüzsüz oldu. Evet, evet. Ulan değme ustalara taş çıkarırız vallahi. Ben de şey sandıydım. Ben de o sandıydım. Değilmiş şükür. Allah'ını seversen Abdü abi, Allah'ım ya Rabbim ya. Ne oldu lan? Ben de ne sandıydım? Amma
kasvetli yermiş burası be. Duvarları boyayınca buralar mis gibi olacak Arıza Bey. Vallahi boyasanız da ben pek haz etmedim buradan be. Bak o şeyden sonra. Ana! Sen de mi duydun Arıza abi? Hani beyni pekmez gibi akmış. O galiba. Şehit düşmüş. Büyük taarruzda mı acaba? Vallahi babacanlar. Şimdi o kadarını ben de tam bilemiyorum. Ferit'e de birileri anlatmış. Çok muamma, karışıkmış. Sen büyüksün yarabbim. Ne oldu be? Abi, sabahtan elimi yüzümü yıkarım diye suyundan avlu getirmiştim. Su bitmiş, havlu gitmiş mi? Yapma, yapma kardan umurumu. Kes! Tamam, tamam komutanım. Korkmayın benim. Yani korkmayın, sizsiniz. Tamam, korkmayalım, biziz. Komutanım, biz sizi şehit sandık. Yani onun ruhu sandık. Burası onun yatırı sayılabilir. Ne ruhu? Ne yatırı? Yok komutanım yok. Korkacak bir şey yok. Hani ben öyle olabilir mi belki acaba diye şey ettim. Yok bir şey. Var bir şey. Var. Neyse. Siz devam edin arkadaşlar. Ben zaten öylesine bir bakmaya gelmiştim. Aman be Hamza abi. Hepimizi korkuttun be ya. Aman babacığım be. Siz de yani şuncacık şey. Ne korkuyor? Korkacak. Ne? Olacak. Oldu, ben kaçtım. Abi. Oldu, ben kaçtım babacığımla. Tosun. Efendim. Yabancım da dur evde. Tamam. İyiyim anneciğim, iyiyim. Merak etme. Ne? Hayır ya, yün fanne falan gönderme. Dolabın içi yün fanne doldu. Tamam, anne dinle şimdi, dinle bak. Ben eve bir süre para gönderemeyeceğim, tamam mı? Yok bir şey. Sen merak etme. Tamam. Hadi şimdi kapatmam lazım. Yeriz de öp benim için. Tamam. Hadi. Sağ ol Tertemiz. Ya babacığım be. Bizim bu Seyfi'nin cezası belli oldu mu? Haberin var mı senin? Hayır. Galiba Levent Üsteğmen mahkeme dosyasını hazırlatmamış. Ya aslında. Bak bizim Levent Üsteğmen bu Seyfi'yi affederdi de taktı bize babacanlar. Bak bir de gece dersi çıkardı başımıza ya. Vallahi uşaklar, bu saatten sonra benim aklım basmıyor. Yani eğitilemem. Ne öğretecekler ki abi bize oturduğumuz yerden? Büyük olasılıkla temel bilgiler. Aile planlaması, ilk yardım. Oh, zevkli konularmış lan aslında. Gökhan. Abi bakın başımıza gelenlere. Gökhan, ne oldu lan sana? Lan ben bakamayacağım, ne olmuş lan bu herife böyle? Ne olmuş? Ya Gökhan daha ne olacak? Yavrum ne oldu sana? Abicim iğne ipliğe dönmüşsün lan. Arkadaşlar bundan sonra Jumbo Gökhan'a Gandhi Gökhan diyelim. İyi akşamlar arkadaşlar. Sağ ol. Oturun. Bundan böyle gece derslerine daha çok özen göstereceğiz. Çünkü sadece askerde değil, sivil hayatınızda da gerekli olabilecek konularda sizlere bilgi veriyoruz. Buyurun Levent Üsteğmen. Emredersiniz komutanım. Arkadaşlar, bugünkü konumuz doğum kontrolü, kadınlarda hamilelik dönemi ve bebek bakımı. Anam! Konuya bak lan. Tosu, sen de duyarsın. Neyi? Döşemenin altından tıkırtı gelir be ya. Ulan döşeyeceğim sana şimdi Küfra. Lan korkutma beni ya. Korkma, 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 korkma. Bak yine geldi. Ya yerler şey ya, o yüzden tıkırdıyordur. Ne ya? Ya burası eski bina ya, ev tarafından böyle tıkırtı gelmesi normal be ya. Tabii canım. Tabii. Hem ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Bu şehit mehit olayları var ya. Onlar da hikaye lan. Tosun. Efendim. Ne dersem kızdırmaz mısın?
kimi kızdıracağız lan? Gerçeği rahmetli işte be ya. Duydun mu? Duydum. Bu sefer ben de duydum. Evet. Şeydir lan belki. Ne? Fare. Faredir lan belki ya. Fare. Tabii. He. Belki de şeydir. Aman böceğidir be ya. İri bir aman böceği. Şakir. Efendim Dağcı. O iri aman böceği kapıyı kapadı. Ne garip bir içimde bağlı. Of ya, tiskindim şu kadınlardan var ya. Ne öyle abi, tavuk gibi yumurtluyorlar falan. Ya fena mı oldu arkadaşlar? Yarın öbür gün eşiniz hamile kalınca en azından bilinçlenmiş olursunuz. He, ben şahsen bizzat kendim lazım olaraktan daha çok eşimin hamile kalmak ismiyle ilgileniyorum. Bana ne lan, ben neye ilgileneceğim? Ebe ilgilensin yeter. Seninki nerede bu akşam? Kim? Seyfi mi? Hı. Ben nereden bileyim abi? Hayır, son günlerde çok sıkı fıkısınız da. Ne oldu canım, kıskandın mı? Olabilir. Hayır, çarşıda da artık onunla takılmaya başlarsan beni iyiden iyiye boşladığını düşüneceğim vallahi. Sen ne bakıyorsun birader öyle? Ben ne bakacağım oğlum? Öyle sarılınca aklıma kötü kötü şeyler geliyor vallahi. Oh oh oh. Ay. O ne lan? Ne koymuşlar oğlum oraya? Bir durum mu var acaba yoksa ha? Kamera mı yoksa ulan? Ula biri askeri gözetleyi programı yapıyor olmasın? Sahiden abi. Nedir bunlar? Kapalı devre yayın sistemi. Ne? Kapalı devreden yayın sistemi mi? Ya anons falan için oğlum. Hem arada müzik falan da çalacaklar. Oh. He. Belediye hoparlörü gibi. Güzelmiş. Süper abi. Sabahları da çalsalar bari. Oo, tam tatil köyü olur o zaman burası. Hamza. Hı? Yenge için orijinal bir hediye bakıyormuşsun. Cemal söyledi, var mı doğruluk payı? Ya şimdi babacığım, yani var tabii öyle bir şey de henüz öyle dişe dokunur yok bir şey. Benim bir süper fikrim var naçizane. Yani uyar mı uymaz mı bilmiyorum ama eğer istersen yarın çarşıda hallederiz. Allah'ını seversen. Şşş, nedir be? Ha? Yavaş lan. Ula uşaklar, ne oldu size? Yok. Yok bir şey. Kapı itti. Biz de kaçtık. Kim itti babacığım? Oh! İyi saatte olsunlar. Bismillahirrahmanirrahim. Babacanlar. Ben o zamanlar daha çok küçüğüm. Rahmetli ablamın koynunda yatıyorum. İşte o da 11-12 yaşlarında falan. Biz bir gece mışıl mışıl uyuyoruz. Birden o merdivenler tarafından gırç, gırç. Ama nasıl bir gırç? İşte öyle. Ayak sesleri geliyor. Bağıracağım! Sesim çıkmıyor. Düşün, benim sesim çıkmıyor. Yani sen anla artık. Ben hemen yatağın içine gömüldüm. Evet, süper. Peki kimmiş gelen? Kapıcı! Ekmek servisine gelmiş. İşte beni böyle küstürüyor, anlatamıyorum. Kim olacak oğlum? İyi saatte olsunlar. Kim abi onlar? Ya Didley be ya. Anlatır işte adam. İşte sonra yine hemen akabinde büyük bir gıcırtı ve elektrikler gitmez mi? Heh. Abi yüreğim ağzıma geldi, anlatma. Bundan sonrası bana ağır gelecek. Celdi bile bak. Demin korkudan fıs diye saldın. Terbiyesizlik etme. Ben 20 dakikada bir lavanta kokusu fıslatıyorum abicim, odur. Sonra ne oldu? Bilmiyorum. Yani vallahi sonrasını bilmiyorum. Ben korkudan bayılmışım.
Oğlum da dua okumuş. Yatıp sağıma, döndüm soluma, melekler şahit olsun dirime imanıma. Allah baş, hazretleri yoldaş, gelen düşman eli bağlı, dili taş. Ne oldu lan? Korktun mu? Korktum tabii ya. Bizim köyde de kesik baş vardı. Geceleri mezarlıkta dolaşırdı. Ya çocuklar, benim dedem de anlatırdı. Bir gece mezarlıkta yürürken... Bismillahirrahmanirrahim. Niye? Rahmetli uçuyor muydu babacığım? Gecenin bir vakti mezarlıkta ne yapıyor? Allah Allah, mezarlık bekçisiymiş dedesi. Bir dinleyin abi işte. Neydi o? Sonra ileride bir incir ağacı görüyor değil mi baba? İncir ağacı olmaz mı? Ve incir ağacının dibinde de bağlı bir keçi. Anam! Keçi mi? Şşt! Gece vakti yaklaşmasın keçiye lan! Ah canım demiş. Gece vakti seni kim bağladı buraya? Keçi demiş ki... Aa tamam abi, yeter ya. Ben hiçbir şey bilmek istemiyorum, tamam mı? Tövbe tövbe ya. Dur be oğlum, en heyecanlı yeri. Ne heyecanı be? Keçi işte. Allah'ın keçisi. Bakın, Allah bilir var ya, kesin kötü bir şey söylemiştir ha. Şşt. Beni çöz, beni çöz demiş. Ay yapmayın kardeşim ya. Ya içim daraldı, anlamıyor musunuz? Korkuyorum, tuvalete bile gidemiyorum. Rahatladınız mı? Gitme oğlum, gitme. Gece vakti helada cin olur. Manyak mısın sen? Niye helada abicim? Ha? Koğuşa gelemiyorlar mı? Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Destur, destur. Ne oluyor be? Vallahi ne olsun? Biraz öyle ruhlar alemine daldık da terlik can tırstı biraz. Şşş! Bana bakın. Bu arada bizim şu tadil edilen bina var ya, onun altında yatır varmış, yatır yatır. Ha doğrudur vallahi. Oğlum bizim eskiden oturduğumuz evin altında da yatır var. Ya. Olabilir ya. Anam! Deme ya. Abi. Yap. Hadi ya. Abi tabii. Vallahi. Bak. Kalbin temizse hazretleri görünür, dileklerini kabul eder derler. Belki belki bizim alayın hazretleri de iyi kalplidir. He? He? Belki dileklerimizi de kabul eder. Şşş! İnşallah Tuzucuğum, inşallah. Bakın şimdi. Ben yine bir gece tuvalete kalktım. Sonunda bakasak. Yalan tabii ama yani böyle biz de eğleniyoruz. Dur Vedat, o uyuyor mu? Beş dakika daha. Uyuma lan! Allah! Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor bu? Gerginsin. Kimin suçu? Bütün gece yok kesik baş, yok Abdurrahman keçi çelebi derken yay gibi gerildim abi ya. Masal. Masal. Gözüm uyku girmedi ama. Ula amma korkak adamsın ha. Alt tarafı yatır dur, cin dur. Alt tarafı cin, üst tarafı tonik mi? Hiç. Şuna bak ya, sanki babasının oğlundan bahsediyor ha. Hmm. Bırak şimdi bunu, bırak bırak. Biz dediğin yere gidiyoruz değil mi? Şşş. O iş bitmiştir, sen bana güven yeter. Ben de geliyorum ula. Müzik yapımcılığı yapacağım. Nereye gidiyoruz bakalım? Hiç. Hiç ya. Yok babacığım be. Yani özel bir mesele. Vallahi bak, kusura bakma. Vay! Ekiyorsunuz bize. Yok canım. Mühim işlerimiz var. Badiciğim, o zaman biz de ortam yaparız kızlarımızlar. Kış kıyamet be abi. Ne kızı ne ortamı ya. Daha iyi yalan. Yapacak bir şey yok. Hatunlara takılırız. E hadi o zaman. Ya Hamza, ne diyeceğim? Biz bugün gitmesek olur mu ya? Ben Feritlere takılacağım galiba. Onlar takılacakmış. Tamam, tamam. Böyle mi? Dikkat! Mehmet, dağıt oğlum şunları. Emredersiniz komutanım. Vedat Yemişçi. Tıkırtılar şuradan geliyorlar. Ya, yok, yok! Bazen şuradan da geldiği oluyor. Vay, 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 vay! Ne oldu be ya? Bu kadar dolaştığına göre kesin yatır yerinde rahatsız ettiniz ya. Ne? Bir de yatır mı çıktı şimdi?
Ya çatıda yatırım ne işi var? Koskoca evliya sana mı soracak lan nerede uğraşacağını? Tövbe tövbe. Bana bakın lan, burada küfür müfür ettiniz mi? Vallahi ettiyseniz ağzınızı burnunuzu yamultura at. Yolunmuş tavuğa dönersiniz yemin ediyorum. Hah! Şşşt! Bakın bakın bakın! Mail var burada, mail. Kapıyı itince... kendiliğinden geri geliyor. Bir de rüzgar falan esmişse... korkulacak bir şey yok yani. Tabii tabii. Allah kimseyi inançsız bırakmasın kardeşim. Rüzgarmış, bak sen. Yatırın nefesi değil de... Korkutma çocukları. Cahil. Sensin cahil. Birazdan insanla maymun akrabadır demeye de başlarsın da sen. Pek bir itikatlı görüyorum sizi Jumbo Hazretleri. O zaman sen şu dolaptaki dergilerini de atarsın artık. Karıştırma kadar ver. Neyse ben spora gidiyorum. Bana bakın bir şey olursa üç kulvarla bir elham. Heh, bir de ayetel kürsi. Tamamdır. Hadi eyvallah. Ben de kaçtım. Dur ya sen gitme bari. Oğlum boşuna korkuyor. Yani ben burada yatır matır yoktur demiyorum. Belki de vardır. Ben sadece korkmaya gerek yok diyorum. Ya nasıl gerek yok diyorum kardeşim? Yatır diyorum. Ya tövbe estağfurullah. Hazretleri çarpar. Ulan Şakir. Ulan Şakir. Oğlum illa birinden korkacaksan git sokaktaki magandalardan kork. Hırlısı var, hırsızı var, havaya ateş edeni var. Oho! Yatır matır nafile oğlum. Sanırım toplumsal bir mesaj vermeye çalışıyorsun sinyorcum ama boşuna. Yatır olayı çok fena. Ben çok tırsıyorum. Aman be, ne alt ederseniz edin. Ben gidiyorum. Ya dur be ya. Yalnız bırakma bizi. Çavuşum. Seyfi. Bartınlı. Hadi abi. Yapacaksın. Vereceğim bu kiloları. Ankara kaplanısın sen. Yürü be koçum be. Ya baba, benim günahım ne? Madem spor yapacaksın, annem alıp gelsene. Hayır, annen, hayır. Annen olmaz. Hem yediklerime karışır, hem de zeytinyağlı dolma sarar getirir. Senin yaptıkların ne? Cebine doldurduğun kurabiyeleri görmedim sanma. Annen zorla verdi bunları. Kıza çıkar, al yanına dedi. Tabii, tabii. Yalan söylemek çok ayıptır babacığım. Cezalısın. Şimdi üç tur at bakalım. Aa, bak şu bilmişe. Sen ne yapacaksın bakayım? Burada durup senin yorulmanı bekleyeceğim. Sonra da eve gider televizyon izlerim. Çok konuşuyorsun. Hadi düş önüme koşuyoruz. Yürü. Ya baba ya. Ana komutanla beraber takılıyoruz. Tabii ilişkiler sıcak tutmak lazım. Ne de olsa ben de rütbeni alacağım. Anam! Bunlar ne lan? Komutanım! Gökhan Sırım Ankara. Komutanım, kurabiyeleriniz. Kurabiye? Benim değil onlar. Aa, yanlış gördüm herhalde komutanım. Çok özür dilerim, rahatsız ettim. Sen spor mu yapıyorsun Gökhan? Hayret. Evet komutanım, forma girmeye çalışıyorum. Aferin asker. Yemekhaneciydin sen değil mi? Evet komutanım. Levent istemenimiz fazla kilolarımı verirsem beni 15 sınavına sokacağını söyledi. Aferin asker. Gören de seni lafacı zanneder. Halbuki ne kadar dirayetli çocuk, öyle değil mi Suzi? Ya, gözlerim yaşardı. Gel bakalım asker, beraber koşalım. Emredersiniz komutanım. Komutanım, kurabiyeleri ne yapayım? Kurabiyeleri kuşlara at. Emredersiniz komutanım. Yok ben bunları üfler üfler yerim. Erzurum'dan, Dağıstar diyarından kalkıp vatani görevini yapmak için evini, sevdiklerini geride bırakan Hamza Deripınar'dan Elizabeth'ine geliyor. Lize geliyor, Lize. Lizim benim, Lizim benim. Derdim aşkım, canım benim. Ayırmasın Tanrım bizi. Budur inan tek dileğim. Lizi onun, Lizi onun. Derdi aşkı Lizi onun. Ayırmasın Tanrım sizi. Budur inan tek dileğim. Nasıl? Güzel oldun mu babacığım? Harikaydı valla. Nasıl oldu Cemal Çavuş? Vallahi çok beğendim.
Ula öyle içli söylediniz ki oy. Arkadaşın sesi de fena değil ha. Teveccühünüz efendim. Efendim bir dönem Bodrum Yalıkavak Musiki Cemiyeti'ne devam etmiştim. Ula Vedat. Uşağım. Ula ne güzel sesin varmışsın. Ula oradan seyrediydim ya. Bir daha böyle geriden kiriydin. Ula sanki aynı seçimin gibi okudun. Allah rahmet eylesin. Allah huzur içerisinde yatırsın kendisine. Bir daha onun gibi bir sanatçı gelmedi ne yazık ki. Efendim Bodrum'un havasından mıdır nedir bilinmez. İnsanın bir anlamda musiki aşkını alevlendiriyor öyle değil mi? Evet efendim. Bu akşam da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Esenle kalın. Yeter be yeter. Hayır etmiş. Lize kaset mi dolduruyoruz? Sana neydi o jingle single mı çıkartıyoruz? Babacığım ne zaman çıkar bu kaset ya? Abi 2 saate kadar tamam. İyi. Hadi bakalım inşallah. Biz uğrarız 2 saat sonra. Tamam. Hadi yürü yürü yürü. Hep Vedat, hep Vedat. Hayır etmiş. Biz de söyledik o kadar. Bizim sesimiz boru mu? Ulan söylerim durum. Daha senin sesin de güzel. Aynen Bayhan gibi söylüyorsun bayık bayık. Söz sahada kaset yapacağım. Ya yürü git işine be. Ulan ciddiyim Uşağım. Bu sene fındık bol verirse kesin sahada yapacağım. Ya yürü yürü yürü. Süper. Aman be yani yine bizi getirdin böyle sosyete kasıntı bir yere. Öyle. Kendine piyasa yapmak istiyorsan sosyetik yerlere takılacaksın kardeşim. Başka şansın yok. Yer yok abi hadi gidelim ya. Dur be oğlum Allah Allah. Bak ne güzel kızlar var. Biri Temmuz güzeli. Biri Ağustos. Gel. Yani durduk yerde yine tersleneceğiz abi o olacak. Merhaba. Merhaba. Hiç boş masa kalmamış da acaba tabii eğer rahatsız olmazsınız bir yer boşalana kadar oturabilir miyiz? Bir arkadaşımız gelecekti gerçi ama oturun. Yok sorun değil gelince kalkarız zaten. Kusura bakmayın böyle aniden otursana abi. Dizimden de rahatsızım fazla duramıyorum ayakta. Geçmiş olsun. Sağ ol. Asker misiniz? Yok. Nereden çıkarıyorsunuz canım? Ben sporcuyum. Arkadaşımın da borsa şirketi var. Öyle de denebilir tabii. Yani 3-5 bir şeyler kazanıyoruz tabii. Siz öğrencisiniz herhalde. Yok, okul bitti. Artık hemşireyiz. Ne hemşire mi? Yapma ya. Ulan sendeki de ne şans hep hemşireler denk geliyor. Merhaba kızlar. Merhaba. Çocuklar merhaba. Merhaba. Siz tanışıyor musunuz? Evet. Arkadaşlar benim görev yaptığım yerde asker. Nasıl yani? Biz artık kalkalım müsaadenizle. Gidelim. Niye? Oturuyordunuz ne güzel. Yok yok biz gidelim. Zaten rahatsızlık verdik. Hoşçakalın. 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 Evet. Nasıl yani? Ve elmasları kurtardı. Ya yeter! Yine gıtır gıtır ya! Allah Allah! Bana ne abi senin rejiminden? Git başka masaya otur! Manyak mıdır nedir ya? Ya sabit bir kanalda dur be kardeşim. Haber falan izleyelim. Of! Oo, asıl ben of! Bu kumandayı olur, bu öfler! Vallahi afaganlar bastı ha. Bakın, hepinize söylüyorum, anlayış anlayış bir yere kadar. Ben fena oluyorum, demedi demeyin. Ne var abiciğim, ne var? Rol mü yapalım yani? Bunları zil takıp oynayalım mı? Durumumuz fena işte. Var mı bunun ötesi? İyiyim. Kendine acımaya devam et o zaman. Tamam abiciğim, tamam, tamam. Zaten nedir ki benim durumum? Ne? Kardeşim hasta. 3 kuruşluk emekli maaşına kaldılar. Askerliğim yandı yanacak. Daha nedir yani? Sen oradan giriyorsun demek. Bak, görüyor musun babacan ya? Yavrucak nasıl da acıyor kendine, yazık. Yok ya, sen daha kötü durumdasın ha. Benim hayatım daha kötü be. Aman tamam abicim, tamam tamam. Hiç kaldıramayacağım, zaten berbat durumdayım ya. Nasıl babacan be? Oğlum bak, Ali'nin durumu senden daha fena. Senin kardeşin hayatta çok şükür. Onun karısı ölmüş.
Hamza sen de fena sayılmazsın. Annen yok, baban yok. Aha, işte de buyur. Vallahi öne geçtim direkt sinyorcum. Senden beter durumdayım. Yok yok, bence Seyfi'nin durumu daha kötü. Hamza'nın Liz'i var, Seyfi'nin bir sevgilisi bile yok. Olsa bile birlikte çay içecek paraları yok. Ben zaten bittim. Bacağımın durumu belli değil. Futbol kariyerim, hayatım bitebilir. Hah, vallahi çok doğru dedim Feritcan. Oh, bak mesela benim haneye ablamın vefatını da ekleyelim. Aa, benim oğlumla görüşmediğimi de unutuyorsun. Ya ne diyorsunuz siz ya? Tosun mesela. Askerlik adama tatil gibi. Eve dönünce 11 kardeşe, anneye, babaya bakacak. Ailenin bütün yükü onun omzunda. Tamam tamam. Anladım. Yani hepinizin de durumu pek bir acıklıymış yani. Aa, oğlum o manada demedik be babacan. Yani her kederin bir tesellisi bulunur elbet. Bu kadar yıpratma kendini be. Bu arada yalnız olmadığını da bil. Heh. Tamam tamam. Daha bunun durumunda ne var? Aa, oğlum saçmalama. Jumbo işte. Daha ne olsun? o zaman destek köstek karargah destek destek köstek karargah destek. Hayrola kartopu, nöbete mi? İyi zorba be abi. Bu soğukta su deposu nöbeti yazmış insafsızlar. Şşş! Ayıp oluyor birader. Asıl seyit yaptın ayıp. Bu soğukta nasıl esmer orası bilir misin sen pane? Of of! Ya Cemacan sen ne laf anlamaz adamsın kardeşim. Ben bu istemiyorum dedim ya, istemiyorum. Ulan ne olur ki? Ya sabır Allah'ım ya Rabbim ya sabır. Hala mı aynı mevzu ya? Hala mı? Bitmedi ki. Bitebilir mi? Bu şarkı ne güzel kaset oldu. Bırak da dinleyelim da. Şşt. Ne kasetiymiş bakayım o öyle? Ya duygu yüklü bir eser. Porno kaset mi yoksa? Ne o hoca efendi? Gözlerim parladı birden. La oğlum uğraşma benimle ya. Zaten aklına ermiyor senin yatır matır işlerine. Beyler, Tosun nöbetten dönünce ufak bir oyun oynayacağız. Kimse bozmasın, tamam mı? Vedat. Tamam. Tamam. Allah Allah. Oyun mu? Süpermiş. Nedir? Yatırıcılık oynayacağız. Ya tüve 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 tüve. Yapmayayım ben nöbete giderken böyle şeyler be ya. Of amma tırsaksın sen de be. Şşşt. Ya beyler oyun filan diye çocuğun yüreğine inmesin. Abi bir şey olmaz. Allah Allah bozmayın tamam mı? Bozmak yok. Şşşt. Bana bakın lan. Bana sakın böyle şakalar falan yapmaya kalkışmayın ha. Çok fena olur. Bak ben efsunluyum çarparım ha. Ya uşaklar. Tosun gelene kadar ha bu kaseti bir dinlesek diyorum. Ya Allah'ım ya Rabbim ya var ya senin kaset sarıyor tekrar ediyor ya. Ya kardeşim, Cemal'im, çavuşum ben o kaseti dinletmeyeceğim. Yok bitti bitti. Uşağım utanıyor musun yoksa? Ya ne olacak ki? Bak bir şey diyeceğim. Ha o kaseti dinleyelim. Ha buradaki arkadaşların hepsi beğenirse söz sağ kaset yapacağım namussuzum. Ya Allah aşkına biri alsın bunu. Öyle bir tamam, bak bak dinle dinle. Dinlet. Beyler başımı yakacaksınız abi. Ya Allah Allah bir dur bir huzur ver ya. Bir şey yap ya sus. Sadece bizim koğuşa vermedin. Evet öyle ama sistem yani abi. Daha ben birçok düğmenin ne işe yaradığını bilmiyorum. Bir şey olmaz güzel kardeşim, bir şey olmaz. Hadi abi. Nati! Beni çok üzüyorsun evladım. Vallahi bir daha yapmayacağım. Mezarımın üzerinde dolaşırken dikkatli ol. Olacağım vallahi, yeminle. Ne dersen yapacağım. Naci! Yoksa gelir buraya Naci.
Yahu ben naci değilim. Mezarımın önünde bana kendim saçmıyor. Gider misin? Ha, gelir bulurum seni naci. Tamam, ne dersen yapacağım, tamam mı? Hadi git ya. Allah diyorum lan, bana seslendi. O konu ikimizin arasında. Bir tek bana söyledi. Ya şimdi size söylerim de, ya bana kızarsa. Oo, yok artık canım. Yani yatır da biraz saygı göstersin. Hem korkut, hem anlatma. Olmaz ki öyle bir şey. Hayır etmiş. Dur be oğlum sen de, Allah Allah. Öyle konuşma bak, çarpılırız şimdi ha. Çok uzattı ama yatırdı. Ben çarpacağım iki tane şimdi. He, dikkatli ol Tosun'um o zaman. Demek ki aramızdan seni seçti. Beni mi seçti? Erdim mi yani ben? Ereceksin, az kaldı. Ya yapmayın be ya. Sonra oraya gide ben gideceğim abinin. Ulan sen de ne korkak adammışsın be. Yuh. Ne güzel çikolataymış bu böyle. Yani çikolatası insanın ağzında eriyor. La oğlum ayıp değil mi ya? Ne oldu be buddy? He, yani ben o kadar aptalım. Benim geleceğimle oynadığını fark etmiyorum öyle mi? Bana ne oğlum senin geleceğinden? Gofret diyorum, yasak mı? Git başka yerde oğlum. Canım çekiyor, anlamıyor musun? Canım çekiyor. Abartma şun bocum o kadar ya rejim falan. Al bir ısırık canım benim ha. Of. Şu duvarı tavana kadar fayas mı yaptırsak Ahmet? Vallahi çok temiz olur komutanım. Dikkat! Merhaba asker. Sağ ol. Siz de sağ olun. Diyet nasıl gidiyor bakalım? İyi gidiyor komutanım. Sabah bir elma, bir de peksimet dedim. Aferin. Sağ ol. Sen ne yiyorsun öyle? Arkadaşının diyet yaptığını bilmiyor musun? Biraz yardımcı olsana. Emredersiniz komutanım. Ahmet bir de silahlığa bakalım. Emredersiniz komutanım. Ne oldu? Şiştin mi? Albay benim spordan arkadaşım olur da... bundan sonra daha temkinli davranırsan sevinirim. Gel. Komutanım. Müsaitseniz konuşmak istiyorum. Ne istiyorsun Seyfi? Komutanım, özür dilemek için gelmiştim. İyi niyetinizi suistimal ettiğim için üzgünüm. Ben de üzgünüm Seyfi. Kardeşine para göndermek için çalıştığını biliyorum. Ama ben sana yeterince anlayış gösterdim ve sen kredini tükettin. Haklısınız komutanım. Verilecek bütün cezayı bunu bilerek çekeceğim. İyi, bunları düşünecek bol bol vaktin olacak. Şimdi çık dışarı. Emredersiniz komutanım. Kolay gelsin. Sağ olun komutanım. Bu şimdi çıkan asker. Seyfi. Ceza mı aldı? Hayır komutanım ama alacağını zannediyor. Anladım. Fatun. Ne haber? İyiyim, ne olsun? Yarışma sonuçları açıklandı mı? Ya ben de bugün aradım. 3 güne kadar haber vereceğiz dediler. Aman be, ben de iyi haberler getirdin sandım ha. İyi haber getirmedim ama Seyfi'nin makinesini getirdim. Bozuktu, babamla tamir etti. Morali çok bozuk. Ya o yarışmayı kazansa süper olur ya. Tabii çok şey beklememek lazım. Bence de kazanması küçük bir ihtimal. Ya öyle de o para gerçekten çok iyi gelir. Askerliğin sonuna kadar da idare eder. Hı hı. Haber alırsan ara, görüşürüz. Tamam, ararım. Ha. Bir de unutmadan, bende MP3'lerin kalmış. Hatırlatsan onları da getireyim. Tamam. Kaç çıktı? 12'ye 8. Yaşınıza göre gayet iyi. Maşallah de, maşallah de. Maşallah. Nasıl, alışabildin mi? Bizim askerler üzüyorlar mı seni? Hayır albayım, hepsi gayet efendi çocuklar. Aa, aynı askerlerden mi bahsediyoruz? Bizimkiler biraz haytadırlar da. Olsun o kadar. Adın gibi melek bir kızsın. Ama sen yine de dikkatli ol. Selam. Komutanım,
Gel bakalım Aytapaşı. Seninle de hep revirde karşılaşıyoruz. Ne arıyorsun makine buralarda? Öyle denk geliyor komutanım. Biliyorsunuzdur bacağım. Biliyorum biliyorum. Nasıl oldu? Sağ olun komutanım, çok daha iyi. Sağ olsun Melek hemşire de çok yardımcı oluyor. İyi. Hanım kızın elinde daha çabuk iyileşirsin. Sağ olun komutanım. Nasıl gidiyor Şakir? İyidir komutanım. Sağ olun komutanım. Bitiyor mu bari? Azıcık kaldı komutanım. Boyaya geçtik. İyi, iyi güzel. Hadi gidip bir bakalım. Buyurun komutanım. Hadi. Tosun, ne yapıyorsun be ya? Oğlum bu ne? Şakir, burası yeşile mi boyanacaktı? Benim suçum değil komutanım. Kim dedi oğlum burayı yeşile boya diye? Ha? Kim dedi? O işte. O kim oğlum? İyi saatte olsunlar. Şey mi? Seninle de mi konuştu? Hı hı. Ne diyorsun Naci? Bundan sonrasını ben halledebilirim Ahmet Başçavuş'um. Siz gidebilirsiniz. Şakir, sen de biraz dışarıda bekle. Emredersiniz komutanım. Kolay gelsin. Sağ olun komutanım. Bana da yer var mı? Tabii buyurun. Çok hızlı olduğunu duymuştum. Öyle bir iddiam yok komutanım. Sadece eski formumu yakalamaya çalışıyorum. Göreceğiz bakalım. Hadi bakalım. İki tur ama. Emredersiniz komutanım. Bir, iki, üç. Sen yoksa. Vallahi hafta sonları bile yapıyorum. Ben kızlarla olan egzersizlerinden bahsetmiyorum. Evet, işte o hiç güzel bir an değildi. Hatırlatmayın lütfen. Niye kaçtınız hemen öyle? O kadar korkunç muyum yani? Hayır canım, fıstık gibisiniz. Fıstık? Yani fıstık derken komutanım... yani iyi bir insansınız. İyi bir dostsunuz manasında. Peki. Ama eğer egzersizlerine devamlı yapmazsan... ...o zaman canılaşırım, haberin olsun. Tamam, söz. Hadi bir daha. Bir daha mı? Ne kadar nazik bir adamsınız Leventus Demir'im. Sağ olun komutanım ama ne demek istediğinizi pek anlamadım. Ne kadar naziksiniz diyorum. Yani sizi geçmeme göz yumdunuz. Bayan olduğum için mi yoksa sizden rütbeli olduğum için mi yaptınız? Sanırım her ikisi de komutanım. Askerlerinizin size neden bu kadar saygı duyduğunu anlamaya başladım. Bana saygı mı duyuyorlarmış? Hem de çok. En az benim kadar. Hadi bakalım, nezaketinizi gördük. Şimdi de Fırtına Levent'i görelim. Hayrola kartopu? Erken bırakmışsın işi. Yük abi yok. Ve duramam gece vakti oralarda. Zaten bu Mehmet'le Ferit bir şeyler kurcalıyorlardı yine. Onu mu gördün? Tırsıldım ben. Ha, başladılar yine antin kuntinlere. Lan şu Tosun'u korkutacaklar yine. Lan gariban çocuk bir yerine inecek ha. Hmm. Ya sen asıl bu Jumbo'nun diyet yaparken kalbine inip hıkkıdı diye kalacak, ona bak. Vallahi ben de acıyorum. Allah var yukarıda. Sen o dağ gibi çocuk, sen bir ere böyle bir şeye dönüş yani, bir şey olsan. Ne haber buddy? Nasıl gidiyor diyet işleri?
İyi gidiyor vallahi. Önceden yediklerimizin diyetini ödüyoruz işte. Gerçi bazı arkadaşlar taş koymaya çalışıyor ama neyse. Ha, aklıma gelmişken söyleyeyim. Arkadaşlar benimle iyi geçinseniz iyi olur. Biliyorsunuz Albay yakın arkadaşım. Her gün beraber spor yapıyoruz. Buluşuyoruz vallahi. Bir sorum olacak sana. Hı. Sence bu hayali durumun yaptığı diyetle bir ilgisi olabilir mi? Bir yan etkisi falan? Yok canım ol. Neye diyet neye kısmı? Kolay gelin uşaklar. Vay bitti mi nöbet? Bitti. Dükkanı devrettim celdum. Uy. Buna başlayacak. Sevgili arkadaşlar. Şimdi size çok önemli bir sesi takdim etmek istiyorum. Ulan yoksa bak şüphemi çekme. Şişt, ne diyor lan bu koca kafa? Ne diyorsun Cemal? Ne sesi? Haçan uşaklar dinleyin. Anonsçı arkadaşım 5 dakika sonra çalacağım dedi. Anda vakit doldu çalayım. Erzurum'dan, Bastar Diyarı'ndan kalkıp masanı yıkıyor. Kapat kulağını be! Ay üretmiş! Çal, ay üretmiş! Çal, çal! Ne oldu benim? Hayır nerede? Kaset filan! O tekerlek şeydi! Hayır mısın? Hayır Rizim benim! Rizim benim! Derdim aşkım! Canım benim! Ayırmasın tarım bizi! Budur inan! Vay beyler! Süper olmuş ya! Boşuna arama uşağım! Kopyasını yaptırdım. Bak herkes beğendi. Vallahi kaçınacağım. Lan çekilme. Sen var. Sen gelme. Elimi al. Şey bulayacağım. Sen. Terbiyesini yaptın bana. Sözüm. Kardeşim iyi misin kardeşim? Bir şey yok değil mi? Ne bağırıyorsunuz oğlum? Ödüm patladı lan. Oğlum iyi misin diye merak ettik. Senin söylediğin sesler var ya, biz de duyduk onları. Hadi canım. Evet evet, duyduk. Çok korktum oğlum ben. Ya. Bak ellerime titriyor. Uzun. Ya uzun. Bu yatır akşam akşam bize gözükmesin. Evet abi olur mu olur yatır bu ya gelirse. Ben anamın verdiği muskayı taşıyorum. Onu siz düşünün. Ah. Bir çıtırtı. Duydun mu? Ben de duydum. Bu taraftan geliyor. Hayır bu taraf. Yaklaşıyor lan. Yaklaşıyor. Tavanda. Lan. Ne oldu lan? Naci. Oğlum adam bayıldı be. Naci. Lan şaka kaka oldu ha. Naci. Naci. Abi abartmayalım abi. Şakayı abartmayalım. Adam bayıldı işte abi. Ne yapacağız? Ya nereden bilelim böyle olacağını? Manyak konuşma abi ya. Abi aynı şeyi hoparlörlerden yatır taklit yaparken ne yapmadın mı? Tadını da bırak abi. Peki ben bunları yaparken sen ne yapıyordun bu esnada? Kimin fikriydi abi bunların hepsi? Demek bütün bunlar sizin fikrinizdi ha? Yaktım ulan sizi! Allah!